Olayımız dün oldu, Perşembe günü. Okul içerisine giren iki tane genç, kardeşlerine kavgasına üzerine geliyorlar. Bir çocuk bir çocuğu itiyor, öteki abiler de o çocuğu okuldan çıkartmak istiyorlar, dövmek istiyorlar. Öğretmenler izin vermeyince orada bir laf söz kavgası çıkıyor. Bu arada ben diğer binadaydım, İmam Hatip tarafındaydım. Telefon geldi, hemen koşar gittik, ne oluyor, ne bitiyor? İşte kaç kişi aradık, yardımcılık, bunlar kavga etmek istiyorlar kibisinden, köyden. Dışarı çıktık, bunlar kendi kendilerine bir an galayana geldiler böyle, babalarını gördüler, onu çağırdılar. İşte bir tane yaşlı dedeler geldi, başka gelen var mı bilmiyorum da kadınlar vardı, taş atan kadınlar vardı kenarda. Bir anda üzerimize attılar, çullanıverdiler. 5-6 kişi çullandı üzerimize, tekme tufa saldılar. Yaşlı adam bıçak çekti, karnımıza sapıyordu. Ondan sonra sırtıma taş vurdular. Burnumda kırık var. Pazartesi günü doktora olmayacağını söyleyecek. Omurgamda arkada bir hafif bir zedelenme var taş çarpmasından dolayı. Evet. Bu kadar. Daha raporunu aldım. Şikayetçi oldu. Bakıp şikayetçi olmuyordu. Yarayacağız. Daha şey vermedim. İfademi vermedim. Yarın gidip ifademi vereceğim. Sayın Kaymakamımız Eflatun Bey, İlçe Milliyetin Müdürümüz Emin Hocam, diğer okul müdürleri, müdür yardımcıları, diğer öğretmen arkadaşlarımız, kendi okulumuzdan, köyümüzdeki velilerden çok kişi aradı. Üzgün olduklarını söylediler. Teşekkürlerimizi ilettik biz de. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bütün ilçemizde eğitime yön veren sendika temsilcileri üyelerimizle birlikte dün ilçemiz Akarım Ortaokulu Müdürü Sayın Yavuz Acar'ın bazı veliler tarafından darp edilmesi olayıdır. Öğretmenimize acil şifalar diliyoruz. Eğitimcileri hedef alan ve hazin sonuçlara yol açan şiddet sarmalı her bakımdan üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Öğretmenlerimizden öğrencilerimize, yöneticilerimizden velilerimize kadar bütün eğitim camiasını millet temelinde geniş bir aile gibi düşünüyoruz. Öğretmenlerin uğradıkları saldırılar, değersizliğin yönsüz boşluğunda gençliğimizin hangi karanlık uçuruma doğru yuvarlandığının ibretlik örneğidir. Bir an önce aranıp bulunması ve hayata aktarılması gereken çözüm ve çarenin ilk sorumlusu elbette Milli Eğitim Bakanlığı. Bu ailenin hangi ferdine olursa olsun yapılan saldırıyı kayıtsız şartsız kınıyor, telin ediyor. Bunlar da üzüntümüzü katmerleştiriyor, ilgililerin daha fazla seyirci kalmadan caydırıcı ve et saldırılarını kınıyoruz. Öğretmenlik kutsal mesele. Arkadaşlar.